gibi bir iddiası var. Milli birlik ve bütünlüğü sağlayacaktı, insanları öldürdüler. Bunların onlardan farkı, bunlar demokrasi diye diye yaptılar. Hukuk diye diye yaptılar. Hukuk diye diye anayasayı askıya aldılar, demokrasi diye diye zorbalığın bütün biçimlerini hayata geçirdiler. Aradaki fark budur. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 52 bin olan cezaevlerinin tutuklu sayısı bu demokrasi döneminde 152 bine çıktı. Cezaevlerindeki doluluk oranı %92'ye çıktı, yer kalmadı. Siyasi tutuklu sayısı 8500'e çıktı. Sadece bu olmadı. Bir de ülkenin bütün şantiyeleri bir işçi mezarlığına döndü. Geçen seneyi biz 1830 civarında işçi ölümüyle kapattık. Her yıl yaklaşık 1500 işçiyi toprağa verdik. Bir gün içerisinde 301 işçiyi toprağa verdik bu zorbalık döneminde. Ve bu zorbalık dönemi bunların yazılamaması adına gazetecilerin de terörist olduğunu dünyaya kabul ettirmeye çalıştı. Örneğin benim arkadaşım Nedim Şener, Hrant Dink cinayetini araştırdığı için ve bu cinayette rol sahibi olanların, rol sahibi kamu görevlilerinin de Gülen cemaatinde bağlantılı olduğunu yazdığı için, yazmaya çalışırken tutuklandı. İlan edilmemiş. Haydi Atatürk'ü koruma kanunu var ve ceza alan kimse yok. Ama ilan edilmemiş Fethullah Gülen'i koruma kanunundan terör örgütü üyeliğinden ceza verildi. Nedim Şener bu sebeple ceza verildi. Batman'da örneğin devletin gösterdiği caminin dışında bir yerde sivil cuma namazı kılan Kürtler için aynı ibadet terör örgütü eylemi olabilmiştir. Böylesi bir mesele olmuş. Bu zorbalık Türkiye'ye böylesi bir pratiği getirmiştir. Aynı günler bu zorbalığa Türkiye halkının, gençlerinin, sosyalistlerinin, Alevilerinin, işçilerinin, köylülerinin, Kürtlerinin bu zorbalığa dur dediği, artık yetti dediği yandır. Halk ve insanlar artık soruların çalındığı ve dolayısıyla yurttaşın kendisini kamuda eşit hissetmediği, oy verdiğiniz partinin mecliste etkisiz kaldığı, gece yarısı değişikliklerle hayatınızın bir anda karartılabildiği, sendika üyesi olmanın, dernek üyesi olmanın, bırakın ilkokulda kitaplık kolu üyesi olmanın bile terör örgütü yerine delil sayılabildiği bir günlerde, yani temsili demokrasinin ortadan kalktığı günlerde halk sokağa çıkmıştır. O ki benim temsilcimin söz hakkı yoktur. O ki milletvekillerim tutukludur. O ki avukatlarım tutukludur. Ben o halde kendi kendimi temsil ederim demiş. Sokağa çıkmıştır. O da Gezi Parkı'dır. Halkın kendi kendini temsil ettiği an. Katiller ve Uğur Mumcu'nun katiller demokrasisi adını verdiği bu düzen Gezi Parkı'na yol açmıştır. Gezi Parkı'na da aynı şekilde, tabiatına uygun şekilde müdahale etmiştir. İstanbul'da iki genç, Hatay'da iki genç, Eskişehir'de bir genç bu devletin kolluk güçleri tarafından ya da onların örgütlediği sivil faşistler tarafından şehir meydanlarında ya da ara sokaklarda sopalarla, yumruklarla dövülerek öldürülmüştür. Ve bunun fazlası vardır. 5000 civarında yaralı vardır. Onlarca gözü çıkmış insan vardır. Hayatı karartılanlar vardır. Bu zorbalık zorbalığını en açık şekilde açığa çıkarmıştır. O günler bugünlerdir. O günlerde trajikomik bir vaka vardır. Ben o gün İstanbul Adliyesi'nde çalışırken haber yapma amaçlı, Gezi Parkı'nın en sakin olduğu ve hiç kimsenin gözaltına alınmadığı günlerde Tokat'ın Zile ilçesinin Karacaören Köyü Derneği mensupları adliyeye getirildi. Tek suçları şu: Gezi Parkı'na destek vermek üzere İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden sadece dayanışma amaçlı Gezi Parkı'na gelmişler. Eylem dönüşünde kamyonetin içerisinde köfte ekmek yerken operasyonla gözaltına alınmışlar. Adliyeye getirildiler. Hepsinin ortak özelliği şu: 28 Tokat Zile Karacaören Köyü ve üyesi, derneği üyesi, yani köylü, tamamı tutuklamaya sevk edildi. Köfte ekmek yerken alınmışlardı ve onlar açısından ortak özellik şuydu: ya isimleri Ali Hasan Hüseyin ya da babalarının ismi Ali Hasan Hüseyin. Başka herhangi bir şey. Adliyede bu haberle ilgilenirken avukatlarını buldum. O da aynı köydenmiş. O da Karacaören köyündenmiş. Dedi ki, sırf Aleviyiz diye bize bunu yapıyor. Gazetecilerinde ya Uğur Mumcu'yla aynı akıbeti paylaşması gerekir ya da susturulması gerekir. Tahayyülleri budur. Oysa ki
Uğur Mumcu geleneğini sürdüren gazeteciler açısından hala daha devrimci ve demokrat gelenek sürmektedir. Bu gelenekten o yolu, o güzergahı takip eden gazeteciler açısından dönüş yoktur. Maalesef sizin gerçekten de omzu kalabalık generalleriniz olabilir. Gerçekten de zihni sinir polisleriniz olabilir. Gerçekten de sizin T'yi görünce terörist zanneden savcılarınız olabilir. Gerçekten de sizin TOKİ'leriniz, inşaatlarınız, gemileriniz, oğlunuzun gemileri olabilir. Ama unutmayın, hiçbir zaman sizin bir gezi parkınız olmayacak. Teşekkür ederim.